Sevgili izleyiciler, Antorium çiçeğinde en fazla karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. 1. En fazla karşılaşılan sorunların başında yaprakların sararması geliyor. Peki yapraklar neden sararıyor? Bunun en önemli iki tane nedeni var. 1. Bitkilerinizi çok fazla sularsanız, 2. bitkilerinizi susuz bırakırsanız yapraklarda sararma görülür. 2. önemli bir sorunumuz yaprakların uç kısımlarının sararması, kahverengiye dönmesi ya da kuruması. Şimdi bunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada yaprakların uç kısımları sararabiliyor. Burada gördüğünüz gibi kahverengiye dönebiliyor. Ya da burada da gördüğünüz gibi yaprakların kenarlarında kurumalar olabiliyor. Peki bunun nedenleri nelerdir? Bunun belli başlı nedenleri bir, bitkiniz doğrudan ve yüksek miktarda ışık almışsa yapraklarda genellikle kararma veya kahverengileşme görülebilir. İkincisi bitkinizin toprağını çok fazla kuru bırakmışsanız yani toprağın nemi azsa yine yaprakların uç kısımları kahverengiye dönebiliyor ya da kuruyabiliyor. Diğer bir sorun ise bitkilerinize genellikle kireç oranı yüksek olan suyla suladığınızda yine yaprakların uç ve kenarlarında kahverengileşmeler ya da kurumalar meydana gelebiliyor. Üçüncü önemli sorun, bitkilerin özellikle kış aylarında yapraklarının sararması ve dökülmesi bu neden kaynaklanabilir? Bir, bitkinin bulunduğu oda soğuk olabilir. Yani odanın sıcaklığı 13 derecenin altında olabilir. İki, bitkinin bulunduğu yerin nemi çok yüksek olabilir. %90-95'lerde olabilir. Üçüncü nedeni ise bitkinin bulunduğu odadaki ani sıcaklık düşüşleri. Örneğin odanın sıcaklığının 25 dereceden bir anda 15 dereceye düşmesi gibi. Dördüncü neden de bitkilerimizin genellikle soğuk hava akımında ya da cereyanda bulunması durumunda bitkiler kışın yapraklarını sarartabilir ya da dökebilir. Dördüncü önemli bir sorun çiçeklerin renginin yeşil renge dönmesi. Örneğin yeni açan çiçekleriniz yeşil renge dönüyorsa bunun nedeni bitkinizin yeterli ışık alamamasıdır. Eğer gelişmiş çiçekleriniz yeşil renge dönüyorsa bunun iki tane nedeni var. Bir, bitkinizin bulunduğu ortamın sıcaklığı düşüktür. 13 derece civarında ya da altındadır. İki, bitkinize yeterli su vermiyorsunuzdur. Üçüncü olarak da Normal olarak bitkiler yaşlandığında kırmızı renk yeşil renge döner. Bu normal bir durumdur. Beşinci sorunumuz antoryum bitkileri neden çiçek açmaz? Bunun da başlıca üç tane nedeni var. Bir, bitkiniz yeterince ışık almıyordur. İkinci nedenimiz bitki dinlenme döneminde olabilir. Antoryumlar yılda bir kez dinlenme dönemine girerler ve bu dönem dinlenme dönemi 6 hafta sürer. Dolayısıyla dinlenme döneminde bitki çiçek açmaz. Üçüncüsü ise bitkinizde gübre eksikliği olabilir. Özellikle fosfor ve potasyum eksikliğinde antoryumlarda çiçeklenme gecikebilir ya da çiçek açmayabiliyor. Antoryumlar normalde yıl boyu çiçek açarlar. Bitkilerinizin yıl boyu sürekli çiçek açmasını istiyorsanız 1. aydınlık bir yere koymanız gerekiyor. 2. sıcaklığın yüksek olması, 20-25 derece civarında olması gerekiyor. 3 çiçeklerin bulunduğu ortamın neminin de yüksek olması gerekiyor. Altıncı sorunumuz, burada da gördüğünüz üzere yaprakların genellikle orta kısımlarının kuruması. Yaprakların orta kısımlarının kurumasının ana nedeni bitkinizin doğrudan ve yüksek ışık almasından kaynaklanır. Yedinci sorunumuz, antorium yapraklarının matlaşması. Normalde biliyorsunuz yapraklar parlak renktedir. Eğer yapraklarda matlaşma varsa bunun temel nedeni de bitkinin bulunduğu ortamın neminin düşük olmasıdır. Antoryumun yapraklarında fotoğraflarda da görüldüğü üzere neden yanmalar, beneklenmeler ve kahverengi lekeler oluşur? Bunun başlıca nedenleri 1. bakteriyel bir hastalık olabilir. 2. bitkileri fazla sular veya uzun süre susuz bırakmış olabilirsiniz. 3. Fazla ışık bitkilerinize gelmiş olabilir. Yapraklar tamamen yanlış bir görünüm almışsa neler yapabiliriz? Bunun için 1. Yaprağı elle koparın. 2. Bakırlı bir ilaç kullanabilirsiniz. 3. Yapraklara su püskürtmeyin. 4. Bitkinizin bulunduğu ortamı havalandırın. 5. Fosfor içeriği yüksek bir gübre kullanın.